Merhabalar, selamlar, saygılar. Bugün sizler için çok güzel, muazzam bir dereotlu et poğaçası yapacağım. Ben bütün malzemeler burada. Tek tek sayamam ya, gramajını tarttım hepsini. Hepsini açıklamalara yazacağım. Şimdi hemen başlıyorum. Yağdan başlıyorum. Ve yine aynı şekilde ben makineye koyacağım bunu. Şöyle 3 tane yumurta var. Hepsini böyle dökeceğim. Hadi bunu. Hepsini açıklamaları yazacağım. Lütfen açıklamaları yazın. Ve lütfen de videoları beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı, süt, dereotu bir kasa, bir kasa dereotu bir demet, bir kasa havuç var. Ben hepsini de açıklamaları yazacağım. Videonun açıklamasına. Tereyağı, siz isterseniz margarin yağı, tereyağı, elinizde ne yağı varsa onu kullanırsınız. Bütün malzemeyi koyuyoruz bu şekilde. Bunu da koyuyorum. Hepsini tarttım böyle bu şekilde. Şimdi makineye koyacağım. Evet arkadaşlar, şu anda makinemize başlatıyoruz. Bismillah. Başlatıyoruz ve hepsini yoruyoruz. Bu şekilde hamurlarınızı, hamur her zaman için 7-8 dakika yoğurulması lazım. Çünkü hamurun iyi olması için. Şimdi devam etsin havuç. Evet arkadaşlar, bütün hamurlarda 7-8 dakika yoğurulması lazım. Hamurun iyice kendi toparlaması için. Şu anda yoruluyor ama hazır, 2 dakika sonra hazır. Şu anda hamurumuz hazır. Evet arkadaşlar, hamurumuz şu anda hazır. Şu anda gördüğünüz gibi yine aynı şekilde çok güzel bir hamur oldu. Üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika beklesin. 10 dakika başka kapatıyorum üzerini. Tamamdır efendim. Evet, hamurumuz dinlendi. Şu anda tekrar bu hamurumuzu bezelere ayıracağız. Evet, şu anda bezelere ayırıyoruz. Hamurumuz çok güzel. Yeşil hamur çok güzel. İçinde sebzesi, dereotu. Ben bu hamuru çok seviyorum. Bilmiyorum ama çok beğeniyorum bu hamuru. Özellikle bu poğaçayı. Analarımızın yaptığı poğaça dereotlu böyle. Kış geldiği zaman böyle dereotu kokusu falan böyle. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Mümkünse bir yorum, bir de bir paylaşmayı çok şey istedim ama kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şu anda hamurlarımı bir kesiyorum. Hepsini bu şekilde bezelere ayırıyorum. Tekrar aynı eskisi gibi, her zaman yaptığımız gibi. Hepsini bu şekilde ayırıyoruz. Çok güzel. Bu çok değişik, çok mükemmel bir şey. Çok muazzam bir tadı var. Siz yapın bunu, mutlaka açıklamalara yazacağım. Unutmayın. Şu anda beyaz peynir koyuyoruz. Beyaz peynirimizi hazırlıyoruz. Yoruyoruz bu şekilde. Sadece beyaz peynir. İçinde hiçbir şey yok. Çünkü hamurumuzun içinde her şey var. Bir daha içine maydanoz falan koymaya gerek yok. Şu anda gördüğünüz gibi. Bu şekilde basıyoruz hafiften. Bu çok basit. Daha kolay. Bu normal bu hamuru da dilendirmeye falan çok uzun gerek yok. Bu şekilde. Bu şekilde koyuyoruz. Şu anda bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir şekilde. Hani böyle şöyle iyice gösteriyorum ama görebiliyor musunuz inşallah? Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi hepsi diziyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz bu şekilde. Bir kere yuvarlıyoruz evet. Çok kolay gördüğünüz gibi hemen. Şu anda hepsini hazırladım. Şu anda yumurta sarısı sürüyorum. Hepsini bu şekilde. Üzerine bu şekilde susam döküyorum. Ben susamı çok seviyorum. Bilmiyorum siz susamı seviyorsanız. Bence herkes susamı seviyor. Hepsini hazırladım. Şu anda fırına sürüyorum. Bana böyle şöyle 3 tane küçük tepsi çıktı. Siz kendi tepsinizi ona göre büyük yaparsınız. Bizim tepsi küçük olduğu için böyle bu 2-3 tane küçük tepsiyle beraber koyuyorum. Bu şekilde. Ondan sonra 230 derece fırın yazacağım. Hepsini açıklamalara yazacağım lütfen. Bakın açıklamalar arasına. Şu anda hazır, bak gördüğünüz gibi çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi altı da falan da çok güzel olmuş bu şekilde. Görüyorsunuz mükemmel böyle kıtır kıtır. Çok güzel olmuş. İkinciyi de göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi çok mükemmel olmuş gördüğünüz gibi. Görün altında çok güzel olmuş. Mutlaka.